Herkese merhaba tutkumuz Futbol Manager izleyicileri. Futbol Manager 2024'ün yeni özellikleri duyurulmaya devam ediyor. Bu ikinci videomuzda aracılar ve oyuncuların elinden çıkarılması özelliğini sizlere tanıtacağız. Bu özellik nelerden bahsediyor? Detayları neler? Hepsini Futbol Manager'ın resmi sayfasından sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ekran görüntüleri de var. Onlara da bakacağız. Ben de sizinle birlikte ilk defa bakıyorum. O yüzden kaçırdığım şeyler olursa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdi dilerseniz ikincisine başlayalım. Aracılar kısmına, transfer kısmına geçelim. Şimdi ne diyor? Aracılar ve oyuncuların elden çıkarılma özelliği diyor. İster dünya çapında harika çocuklarla sözleşme imzalıyor olun, ister bekleneni veremeyen oyuncuların elden çıkarmak istiyor olun ya da bu ikisinin arasında bir şey yapıyor olun. Kadro oluşturma ve her futbol menajer kariyerin bir parçasıdır diyor. Şimdi kadro oluştururken bize destek olacağını belirtiyor yeni özelliklerle. Elimizden oyuncu çıkartamıyorduk, elimizdeki oyunculardan kurtulamıyorduk. Arabulucu dediği aslında bu bir nevi temsilci gibi. Son yıllarda oyuncu satmanın her transfer döneminde birçok kulüp ve oyuncu için çok sinir bozucu bir durum deneyim olabileceğine dair geri bildirimlerinizi duyduk. Evet, yani biz de bunlardan hep şikayet ediyorduk. Yani bir oyuncuyu göndermek istiyoruz ama oyuncu gitmek istemediği zaman hiçbir şekilde olmuyordu ya da talibi çıkmıyordu. Maaşından dolayı çıkmıyordu. Başka bir şeyden dolayı çıkmıyordu. Talip bulamıyorduk ona. Böyle sıkıntılar yaşıyorduk. Bunu göz önünde bulundurmuşlar bu şikayetleri ve yapay zeka menajerleri için oyunun bu yönüne yardımcı olacak ekstra araçların neler olabileceği düşünülmüş ve profesyonel oyunda yani gerçekte ne oluyorsa ondan bir çıkarımda bulunmuşlar ve oyuna yansıtmışlar bunu. Yani gerçekte elden çıkarma ile ilgili neler yapılıyor onları araştırıp onlar üzerine bunu oyuna yansıtmaya çalışmışlar. İlk ekran görüntümüz bu. Pazar ilgisi oluşturmayı tartış. Bir aracı kirala. Evet, aracı kiralama diye bir şey geldi. Böyle bir özellik aracıdan bahsettiği bu. Bakalım nasıl bir şey, detaylarına girelim. Oyuncularınızı satmaya çalışırken ne kadar alabileceğinizi daha iyi görebilmeniz için oyuncu profillerindeki transfer açılır menüsüne yeni bir temsilciye piyasa ilgisini sor. Böyle bir seçenek varmış. Neymiş peki? Bunu seçtiğinizde oyuncunun menajeriyle hızlı bir sohbete geçersiniz. Menajerle sohbet ediyormuşuz. Böyle bir şansımız varmış. Umarım o sohbet kısımları da sürekli standart olmaz. Bakalım. Yönetici olarak her biri farklı bir ton taşıyan 3 yanıt seçeneğiniz var. Umutsuz, oyuncu transfer etmek için gerçek bir aciliyet olduğunu gösterirken, hevesli satmakla ilgilendiğinizi ancak sadece doğru fiyata satabileceğinizi gösterir. Seçeneklerinizi yeni keşfediyorsanız meraktan sor seçeneği orada. 3 seçenek koyacağız. Atıyorum bir oyuncuyu satıyoruz biz şimdi. Temsilciyle bunu görüşeceğiz, menajerle bunu görüşeceğiz. Umutsuz diyeceğiz mesela. Talibi olmayan bir oyuncu, talibi de çıkmayan bir oyuncuysa umutsuzu seçip yani ne koparırsak kârdır mantığıyla diyeceğiz. Hevesli kısmında sadece doğru bir teklif gelirse satarız. Bu mesela oynattığımız ama büyük kulüpleri isteyen oyuncular için yapılabilir. Atıyorum mesela Galatasaray'da çalışıyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu büyük takımlara gitmek istiyor. Hevesliyi seçersiniz. Hevesli kısmında gerçekten doğru teklif geldiğinde ona o kapıyı açarsınız. Ya da işte serbest kalma bedeli vardır. Serbest kalma bedeline yakın bir teklifi sadece kabul ederim gibi. Hevesli kısmında da bu. Meraktan sor kısmında da sadece oyuncunun fiyatını yani bedelini öğrenmek için yapacağız galiba bunu. Oyuncu bedelleriyle ilgili de bir değişiklik var gibi. Bakalım ilerleyelim. Seçeneklerden birini seçmek oyuncuyu satma konusunda ilginizi tetikleyecek. Eğer takım değiştirmekten memnunlarsa menajer size oyuncunun mevcut piyasa değerini ve hizmetleriyle en çok ilgilenen kulüpleri bildirecek. Oo, kulüpler gelecek. Kimler ilgileniyor? Oyuncu gitmek istiyorsa diyor ama. Ancak satma niyetiniz oyuncuyu hazırlıksız yakalarsa ve ayrılmak istemezlerse bu sıkıntı devam edecek. Oyuncu istemiyorsa menajer reddedecek diyor ve bu durumu aşmanız gerekebilir. Tabii şimdi ben gitmek istemiyordum diyecek. Bu sefer oyuncu sana gelecek. Sen benim menajerimle niye görüşüyorsun diyecek. Yine orada uğraşacağız anlaşılan. Orada bir değişiklik yok. Yani satmak istemiyor, kendi gitmek istemiyorsa yapabilecek çok bir şey yok yine. Belki ikna etme şansımız olur. Ama forma şansı vermezsek falan filan orada değişik parametreler var. Onlara bakarız. Yani oyunun betası çıktığında bunların hepsini deneyeceğiz zaten sizinle birlikte. Yine de dikkatli olun çünkü Futbol Manager'daki her şeyde olduğu gibi eylemlerinizin sonuçları vardır. Evet. Bakın burada oyuncu gelmiş galiba. Evet, oyuncu gelmiş. Hayırdır diyor. Oyuncu mu gelmiş? Ha, yok, burada temsilci. Bölge içindeki temsilci. Buyurun hocam diyor. Ha, burada seçenekler var. Bu üç seçenekten biri. Meraktan sor. Sadece bunu Türkçe'ye çevirmişler. Meraktan sor kısmını. Diğerleri Türkçe değil. Neydi? Umutsuzdu.
Neydi diğeri ya? Unuttuk. Umutsuz, hevesli ve meraktan soru. 3 seçenek olacak. Türkçe çevirisinde bu şekilde olacak. İlk yanıtınızdan sonra temsilciden devam etmesini ve bir hamle için kaynak bulmaya başlamasını isteme seçeneğiniz olacak. Veya potansiyel fiyattan veya ilgilendiği söylenen kulüplerden memnun değilseniz seçeneklerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Eğer oyuncunuz ayrılmaktan memnunsa ancak talibi yoksa menajer bunun nedenini açıklayacaktır. Yine buna rağmen talibi olmayan bir oyuncu varmış. Nedeni de şu 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 diyecekler. Atıyorum maaşı çok yüksek. O yüzden ben buna kulüp bulamadım diyecek. Şu anda en azından bulamadım diyecek. Temsilciyle yaptığınız görüşmenin ardından oyuncunun profilindeki fiyat etiketi görüşülen piyasa değerini yansıtacak şekilde güncellenecektir. Oyuncunun fiyat etiketi de buna göre güncellenecek. Bu yeni değer başlangıçta farklı bir renkte görüntülenir ve süresi dolana kadar oyuncunun profilinde aktif kalır. Demek ki biz temsilciye bu yetkiyi verdiğimizde o fiyat aralığında gözükecek sürekli ve belli bir süresi olacak. Bu süre sezonun neresinde olduğunuza bağlı olarak transfer penceresinin içinde dışında transferin son günü ve benzeri şeklinde değişir. Ona göre değişiyormuş demek ki. Bakın burada örneği var. Şöyle ekran görüntüsüne gelelim. 45 milyon TL diyor galiba. Burada TL var. TL herhalde, bilmiyorum. Neyse, burada bedelin önemi yok. Buradaki bedel gözüküyor ama turuncu gözüküyor burada. Yeni renk turuncu ya. Yeni rengimiz turuncu artık tabii. Güncelleme ile birlikte turuncu rengi daha aktif kullanmak adına. Evet, burada turuncu renk olacak ve bu turuncu renkte fiyat olacak. Bu belli bir süre kalacakmış. Ne diyor? Bu yeni işlevsellik satmak istediğiniz oyuncular için potansiyel ücretler konusunda size daha fazla netlik sağlayacak olsa da her seferinde bir satışı garanti etmedi unutma. Ya, tabii ki yani kesin satılacak diye bir şey yok. Ama yani artı eksi olayları, bir önceki yeniliği de düşünürsek hani transfer bütçesindeki artı eksi olaylarını düşünebiliriz buradan. Mesela oyuncu aldık, eksiye düşürdük. Eksi mesela 45'e kadar düşürdük. 45'in üstüne düşürürsek bu oyuncuyu sattığımızda onu artıya çevirme şansımız olmaz gibi gibi denklemler kuracağız kafamızda. Yani finans kısmında biraz daha kafa yormamızı istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani biz de seviyoruz zaten bu işi. Bu kadar detaylı olması benim hoşuma gidiyor. Bu detaylar güzel. Ayrıca bir oyuncuyu satın almaya çalışırken yardımcı olması için ilk olarak FM22'de sunulan temsilciyle detayları görüş hızlı sohbetinde bazı geliştirmeler yaptık. Artık minimum serbest kalma maddeleri ve beklenen sözleşme süreleri bir oyuncunun madde madde talep listesi dahil ediliyor. Güzel. Temsilciyle görüştüğümüzde bütün maddeler görünüyor. Bu maddelerden bazılarına itiraz edebiliyor. Daha elverişli serbest bırakma maddesi için temsilciyle birlikte çalışabilir. Ya da resmi müzakerelere başlayana kadar tüm taleplerin tartışma açık kalmasını isteyebilirsiniz. Yani kulüple mi acaba menajerle işbirliği yapıp temsilciyle yani işbirliği yapıp kulübe ya bu bedel çok yüksek bunu biraz daha altına ben satayım oyuncumu mu diyecek acaba? Baya enteresan. Bakalım. Yeni aracılarla takımınızı geliştirin. Oyuncularınızdan birini satmak istiyor ancak menajerle işbirliği yapmıyor ve teklifler beklentilerinizi karşılamıyorsa artık satış kolaylaştırma yardımcı olması için bir aracı kiralayabilirsiniz. Aracılar futbol direktörünüz veya ilgili personel tarafından işe alınan ve bir oyuncuya yeni ilgi uyandırmaya yardımcı olabilecek nihai transfer ücretinin bir yüzdesi karşılığında bir transferin güvence altına alınmasına yardımcı olabilecek aracılardır. Evet, yani bu cümle biraz garip olmuş da neyse. Futbol direktörü veya ilgili personel satın alıyor bunu. Satın alıyor derken kiralıyor. Biz de alabiliriz herhalde. Biz de seçebiliyoruzdur aracıları. Aracılar diye yeni bir rol olacak kulüpte o zaman. Onları kiralayacağız. Onlara da belli bir yüzde diyor. Bakın ücretinin belli bir yüzdesi karşılığında. Atıyorum %2, %3 gibi bir şeydir herhalde. O çok yüksek değildir. %2, %3 karşılığında bu transferi gerçekleştirecek. Transfer bedelinin %2'sini, %3'ünü alacak. Yani değişik olabilir. Sağlayabildikleri ilgi erişimleri ve bir aracı olarak yetenekleri dahil olmak üzere birkaç faktör tarafından belirlenir. Kapsamları faaliyet gösterdikleri coğrafi konumun bir ölçüsüdür. Örneğin Avrupa kıtası erişimine sahip bir aracı bölgedeki uygun kulüplerin ilgisini çekecek. Bunların da ilgi alanları olacak gözlemci gibi. Avrupa kıtası erişimine sahipse Avrupa kıtasında ne ilgi görecek oyuncunun? Ha, enteresan. Yetenekleri oyuncunuz için ne kadar ilgi ve ne kadar satış değeri bulabileceklerini belirlemeye yardımcı olacak. Tabii bunların da yetenek değerleri olacak demek ki. Bunlar ne kadar yetenekliyse o kadar oyuncunu satabilecek. Komisyon tıpkı profesyonel oyunda olduğu gibi toplam transfer ücretinin en fazla %10'unu ile sınırlandırmış. Burada o zaman şöyle olacak. Çok iyi aracılar %10'unu isteyecek senden. Daha kötü aracılar daha az bedel isteyecek senden ama bulma ihtimali azalacak. Yine böyle değişik parametreler var, değişik denklemler var. Onları tabii düşüneceğiz hepsini yine. Maliyet hesabı yapacağız. Bu maliyet bir teklifin alındığını belirten ilk gelen kutu bölgesinden transfer tamamlama haber ögesine kadar süreç boyunca gösterilir. Evet, hep gösteriliyor bu diyor. Aracı seçenekleri değerlendirmek için çok önemlidir. Aldıkları komisyon erişimlerine ve yeteneklerine bağlı olsa da daha iyi tanınan ancak daha az yetenekli biri, daha yetenekli ancak daha az bağlantıya sahip birinden daha fazla ücret alabilir. Bağlantısı az olsa da daha yetenekli ise daha fazla ücret alabilir diyor. Tamamen yetenekle bağlantılı gibi duruyor. Alacağı ücret yani komisyon. Bir diğer faktör de teklif toplamak için harcamayı bekledikleri süredir. Daha yüksek kabiliyetli aracılar teklifleri daha hızlı bulacak. Ancak anlaşılabilir bir şekilde maliyetleri daha yüksek. Son gün gibi sezonun en yoğun transfer dönemlerinde bu süre azalır.
ve bu da bazı düşük yetenekli aracıların işlerini tamamen tamamlayamayabileceği anlamına gelir. Yani aracılar ne kadar yetenekliyse hem komisyonu yüksek alıyor hem de çabucak sana oyuncunu satmanı sağlıyor. Yani burada onun yeteneğinin yüksek olması daha masraflı olduğunu gösteriyor açıkçası. Ama ona göre yüksek teklifler getireceği için yani o düşünülebilir. Bakalım. Bir aracı kullanmak için oyuncunuzun profilindeki transfer açılır menüsüne gidin ve oyuncu satmak için bir aracı kirala düğmesine tıklayın. Oyuncuyu satmak istediğinizde bakın şurada bir aracı kirala diye bir seçenek çıkıyor. Oyuncunun menajeri oyuncunun ayrılmak istememesi nedeniyle sürecin başlarında oyuncuyu satmanıza yardımcı olmak istemediyse bir aracıya gitmek oyuncunun mutsuz olması ve soyunma odasının havasını bozma riskini doğurabilir. Yani menajerle önce bir görüşmek lazım o zaman. Yani menajerin de onay vermesi lazım bu işe. Oyuncu ayrılmak istiyor mu istemiyor mu menajerden mi öğreneceğiz acaba onu? Bakalım oyuncunun mutsuz olması tersine aracı daha iyi bağlantılara sahip olabileceğinden oyuncunun kendi menajerinin mümkün olduğunu bile düşünmeyeceği satış seçeneklerini de size getirebilir. Şöyle de oyuncu gitmek istemiyor diyelim ki ama senin aracın öyle yetenekli ki ve öyle çok bağlantıya sahip ki bir anda atıyorum Milan'dan teklif buldu. Sen Türkiye Ligi'nde çalışıyorsun. Milan'dan teklif getirdim dedi. Oyuncuya da cazip gelmeye başladı. Satış ihtimali olmayan oyuncularda bile böyle aracının yeteneğine göre seçenek çıkabilir. Ama bu riski alacaksın demek ki yani. Çünkü oyuncunun morali bozulup mutsuz da olabilir. Yine oyuncularla uğraşacağız anlaşılan. O kısım değişmedi. Daha da fazla oyuncular başımızı ağrıtacak gibi bu konularda. Sözleşme için vesaire. Umarım o kısımları düzeltmişlerdir. Sözleşme için vesaire çünkü çok başımızı ağrıtıyorlar. Biraz iyi oynayınca yeni sözleşme isteme falan. Umarım bu aracı kısmında da böyle çok fazla oyuncuyla muhatap olmak zorunda kalmayız. Bakalım. Bir aracı kiralamayı seçerseniz ve oyuncularından biri ilgi duyarsa ilgili bir personelden hangi aracıların hizmetlerini sunduğunu, ne sağlamayı beklediklerini ve ne kadara sunacaklarını gösteren hızlı bir sohbet açılır penceresi alırsın. Bu aşamada aracı size farklı çok fazla bilgi vermeden bilinçli bir karar vermeniz için yeterli bilgi verecektir diyor. Orada bir seçenekler çıkacak diyor. Komisyon vesaire mi acaba? Var mı aşağıda? Ha evet burada. Burada burada burada. Aracı diyor mesela %2 komisyon alıyor. 26.42'ye satıyor. Ha, bu 38.40'a satıyor ama %8 komisyon alıyor. Daha düşük bedele mesela %2 26-36 arası satarım diyor. Gibi 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 böyle aracılar bölge içinde tanınmış. Bölge içinde tanınmış. Worldwide agent diyor mesela. Dünyaca tanınmış. %7 alıyormuş. Kıta içinde tanınan temsilci de %8. Mesela daha yüksek alıyorlar. Yetenekleri de gözükecek mi acaba? Yani sadece burada tanınırlığı kapsamına mı bakacağız? Yetenekleri de görünmesi lazım bu temsilcilerin. Her bir aracının nerede kalmış, her bir aracının neleri sunduğunu inceledikten sonra size en uygun olanı seçebilir ve onlardan belirli tekliflere geri dönmelerini isteyebilirsiniz. İlgili süre sona erdiğinde seçtiğiniz aracı uygun gördüğünüz şekilde kabul etmekte, müzakere etmekte veya reddetmekte serbest olduğunuz vaat edilen teklifleri geri dönecek. Yani o son kontrol bizde zaten tamam. Aracıların ilgilendiğini belirttiği kulüplerden hiçbiri oyuncunuz için teklif vermezse gerekçeleri açıklanacakmış. Neden teklif vermedi? Aracı herhangi bir faiz kaynağı bulamaması durumunda da sizi bilgilendirecek. Bu durumda daha sonra tekrar deneyebilirsiniz ve uygun bir süre sonra bunu yapmanız istenecek. Hiçbir teklif almazsanız ancak oyuncuyu satmak için hala çaresizseniz sadece birini seçmek yerine tüm aracılara ultimatum verme seçeneği var. Bu ultimatum tüm aracıların oyuncunuz için bir teklif oluşturmaya çalışacağı ve ilk teklifin tek teklif olduğu bir ilk gelen ilk alır sistemi olarak hizmet eder. Bu enteresan yalnız. Ultimatum veriyorsun. İlk teklifin tek teklif olduğu bir ilk gelen teklif diyor. İlk teklifi hemen gidiyor yani. Ancak bu belirli bir aracı seçemeyeceğiniz ve ilgili yüzde ücretinden önceden haberdar olamayacağınız anlamına gelir. He, diyelim ki oyuncuyu satamadınız, çok çaresiz kaldınız. Ne olursa olsun satılsın diyorsun. Artık orada şansa bırakıyorsun. Yani ilk iyi teklife gidiyor oyuncu. Aracının da alacağı komisyonu da bilmiyorsun. Enteresan. Bir ay sonra oyuncunuz için hala teklif alamadıysanız ultimatum sona erecektir. Evet, bir aymış bu ultimatumun süresi. Enteresanmış. Burada gözüküyor bu arada. Bir aracı tarafından sağlanan bir transferi iptal etmeniz veya reddetmeniz durumunda hem aracı hem de ilgili kulüp bu oyuncu için başka teklif bulunmayacaktır. Bu nedenle dikkatli düşünmeniz gerekir. Bu transfer teklifi gibi değil. Aracıyla gelen teklifler bir daha yapılmıyor. Mesela 4.25'e iki teklif var burada. İkisi de %2'lik komisyon alıyor aracı. Yani bunu kabul etmezsen mesela reddedersen bu kulüplerden bir daha teklif gelmiyor. Hem aracı hem de ilgili kulüp bu oyuncu için başka teklifler. Ha aracı da bulunmayacak sana başka teklif. Ha aracıdan gelen teklifleri ya kabul edeceksin. Mesela piyasa değeri 5 milyon. Burada 4.25 gelmiş iki tane. Bunu kabul edeceksin. Ya da reddedeceksin. Satmaktan vazgeçeceksin gibi mantık oluyor. Aracıya başvurduğumuzda böyle. Aracılar başka kulüpler için de çalışabilir. Yani başka bir oyuncu elden çıkarmak istiyorsa doğrudan size gelirler. Bu durumlarda bu anlaşmayı takip ederseniz beklenen birkaç finansal detayı özetleyen temsilci geri bildirimi içeren bir izci raporu alırsınız. Buradaki şeyden bahsediyor sanırım. Bu arada bu şey için de işe yarayabilir mi acaba? Senin oyuncunu satmak tamam ama sana da oyuncu getirebilirler mi acaba? Böyle böyle teklif bilmiyorum. Bakalım. Ya öyle bir şey yok galiba. En son geliştirme güncellememizde ilk açıcı kullandığı üzere diyor. FM24 yeni ortağımız Transfer Room'un ilk katılımını
görecek diyor. Dijital hizmet satmak istediğiniz oyuncularla diğer kulüplere ulaşmanın basit bir yolu olarak oyundaki önceki kulüplere önerildi seçeneğinin yerini alıyor. Kulüplere öner yok artık. Böyle bir transfer room varmış. Transfer odası. Kulüplerin hepsi her gün her dakika çevrimiçi olarak sisteme bakmayacağı için bu anlık bir seçenek değil ancak personeliniz teklifleri sizin için bir araya getirecek ve ilgiyi zamanında size bildirecektir. Kulüplerin bu sistemi sezonun ve transfer döneminin farklı noktalarında kullanma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle yanıtlar bazı zamanlarda diğerlerine göre daha hızlı gelebilir. Unutulmaması gereken bir şey de yukarıda özetlenen aracı ultimatum işlemini kullanmanın transfer room aracılığıyla bir oyuncuya çıkış teklif etmenizi engellemediğidir. Aracıyı kullanırsak bu transfer room'u engellemiyor. Yani ben yine normal satış yapabiliyorum. Yani ben aracıdan gelen teklifi kabul etmek yerine bana direkt de teklif gelebilir. Aracı vasıtasıyla değil de direkt mesela daha yüksek bir teklif gelirse bu transfer room üzerinden gelebilir. Bu transfer room futbol menajerinin takipçisinin sadece başlangıcıdır ve gelecekte çok daha fazlası gelecektir. Şöyle bir şey varmış. Teklifler ilgilenmeye devam edenler, ilgilendikleri konuşulanlar. Mesela bu oyuncuyla alakalı transfer odası gibi bir şey. Transfer bilgilendirmesi var burada. Türkçesi transfer bilgisiymiş. Burada herhangi bir ilgi yok. Mesela hiçbir şey yok. Burada görünüyor. Mevcut temsilciler işlevini yükseltmek ve aracıları tanıtmak transfer durum ekranında birkaç değişiklik yapmamıza neden oldu. Transfer durum ekranında değişiklikler varmış. Bakalım oraya. Oyuncularınızdan biri için hamle yapmayı düşünen kulüpler artık büyük veya küçük yerine ilgilenmeye devam edenler veya ilgilendiği konuşulanlar olarak sınıflandırılacak. Evet, yukarıda gördüğümüz şey şu kısım. Teklifler ilgilenmeye devam edenler, ilgilendiği konuşulanlar. Söylenti yani. Artık bir kulübün ilgisinin bağlamsal bir nedenini de göreceksiniz. Örneğin bir oyuncunun belirli bir pozisyonda bir kulübün ilk tercih hedefi değilse bu ilgilendiği konuşulanlar olarak nitelendirilecek. İlgilendiği konuşulanlar şu demek. İlk hedef değil. Yani ilk hedef değil, opsiyon olarak düşünüyor kulüp bunu. İlgilenmeye devam edenler de İlk seçenek oluyor galiba. Temsilcinin düşüncesi halen bu ekranda sağ üstte yer almaktadır diyor. Şu an için ilgilenen bir oyuncu bulunmuyor diyor. Evet burada gözüküyor. Oyuncunun menajeriyle olası bir satış hakkında henüz konuşmadıysanız bir pazar ilgisi oluşturmayı tartış düğmesi mevcut olacaktır. Alternatif seçenekler bir aracı kirala veya transfer room aracılığıyla teklifi olanak tanır. Oyuncunun ayrılmak istememesi nedeniyle bu seçenekler başarısızlıkla sonuçlanmışsa düğmede bunun yerine takımdan ayrılmaya ikna et yazacaktır. Pazar ilgisi oluşturmayı tartışacağız, konuşacağız bunu ya da aracı kiralayacağız ya da transfer room aracılığıyla satış olacak. Eğer bunların olumsuz sonuçlarını oyuncu istemezse de takımdan ayrılmaya ikna et yazacakmış. Yine oyuncuyla görüşeceğiz. Sağ altta futbol direktörünüze talimatlar vermenize olanak tanıyan oyuncunun transfer ve kiralama durumunu gösteren sekmeler göreceksiniz. Tabi burada futbol direktörüne karışma demiş mesela. Burada karışma seçeneği var. Buraya yine onu ayarlayabiliriz. Şundan yukarı teklifler gelsin gibi mi bakalım. Futbol direktörü talimatları başlığına tıklarsanız sırasıyla transfer veya kredi sekmesini görüntülemenize bağlı olarak istenmeyenler listesi veya geliştirme listesine yönlendirilirsin. İstenmeyenler listesini atıyorsun, futbol direktörü ilgileniyor. Geliştirme listesini atıyorsun, kiralamak istediklerin. Bu daha önce de vardı. Sağ üstteki panel ödünç verdiğiniz bir oyuncunun, kiraladığınız bir oyuncunun veya rakip bir oyuncunun profilini görüntülemenize bağlı olarak satış ve transfer seçenekleriyle uyum sağlar. Bu ekranların MLS oyuncuları için biraz daha farklı göründüğünü fark edeceksiniz. Çünkü artık sözleşmeli oldukları kulüp, haklarının hangi kulüpte olduğu ve onların lige İlk kimin imzaladığı gibi daha fazla bağlamsal bilgiye sahip. Tabi MLS'in kuralları biraz daha farklı olduğu için orada daha farklı görünecek diyor bu ekran. Takımınızı istediğiniz gibi şekillendirmeniz için sizi güçlendiriyoruz diyor. Aracılar ve önceden var olan temsilciler için geliştirilmiş işlevsellik. FM24'te oyuncu satma deneyimini yükselterek bir sonraki yeniden inşa projeniz üzerinde çalışmanız için size her zamankinden daha fazla gerçek dünyadan güç alan araçlar sunuyor diyor falan filan. Burada yeni özellik bu şekilde. Bir önceki özelliği de burada göstermiş zaten. İki özellik birbiriyle bağlantılı aslında. Finansı burada yönetebiliyorsunuz baktığınız zaman. Aslında tam olarak bununla bağlantılı. Neden bununla bağlantılı? Çünkü burada şimdi siz transfer bedelini burada finansı kontrol ettiğinizde sen bir aracı belirlediğinde burada mesela burada eksi 20 milyon var değil mi? Aracıya 20 milyonluk bir satış yapabilirim diye bir şey geliyorsa aracıdan o zaman ona göre bir harcama yapabiliyorsun kafanda. Aradaki farkı kullanabiliyorsun. Eksi 20'lere düşebilirim diyorsun. Nasıl olsa orada bir satış olacak. Ya bu önden para harcama olayı çok güzel. Ben ondan memnunum zaten. Bu ikinci aracı kısmında ben beğendim. Açıkçası biraz değişik tabii alışmak zor olacak bizim için. Daha fazla konuşma, daha fazla sohbet olacak tabii ama sürekli aynı konuşmalar olmaz. Ya yani bir süre sonra sıkıyor çünkü bu konuşma tarzları. Oyunun çok fazla detaylı oynamayı sevmeyenler için sıkıcı hale gelebiliyor. Ben çok seviyorum bu tarz detayları oynuyorum. Yayınlarda belki bunlara çok göstermiyorum ama yayın aralarında işte sizden kestiğim kısımlarda hep bunlar var. Bu detaylarla uğraşıyorum. Her oyuncuya ayrı ilgi gösteriyorum, birebir konuşuyorum vesaire. Bunlar önemli diye düşünüyorum.
biliyorum. Oyuna da katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakalım nasıl olacak yeni özellik? Önümüzdeki hafta yeni özellikler duyurulmaya devam edecek. 25 Eylül haftasında bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı gelecek. Bireysel oyuncuların hedefleri belirlenecekmiş. Diğer özellikler de mesela yenilenen duran toplar ve koşular da haftayaymış. Daha gerçekçi futbol animasyonları, maç gerçekçiliği ve pozisyon yerleşimi gibi gibi bazı şeyler var. Pozisyon yerleşimi kısmı mesela şu kısım beni heyecanlandırıyor. Duran toplar kısmı heyecanlandırıyor. Bakalım yani nasıl olacak? Gerçekten merak ediyoruz. Yeni özellikler geldikçe biz de videolar çekmeye devam edeceğiz. Gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Yeni bir bölümde, yeni bir Football Manager 2024 yenilikler bölümünde tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.